Selam arkadaşlar. 15. derste devam edelim. Fatura toplamlarını hesaplamıyor demiştiniz. Bakalım nasıl, neden hesaplamıyor? Faturalara geldim. Şimdi doğrusu ben derse başlamadan önce göz attım. Neden toplamadığının sebebi şuradaki value değerleri arkadaşlar. Burada value olduğu zaman toplamıyor. Şu value'leri sileceksiniz arkadaşlar. Tek sorun bu. Şu value'leri silmeniz lazım. Sum fonksiyonu kullandığınız zaman sadece hücre aralığını belirtiyorsunuz. Şimdi bir de şöyle çalıştıralım isterseniz. Faturaya geldim. Satış faturası diyelim. Hemen şuradan Ahmet Demir'e satalım. Bilgisayar satalım 2 adet ya da 1 adet satalım. KDV'si de olmasın. 0. Bu hesapladığını görelim sadece. Gördüğünüz gibi 2800. Şimdi bir de yazıcı satalım. Yine 7200 olsun. KDV yine 0 olsun. Miktar 1. Eklediğiniz zaman bakın 10.000. 7200, 2800 daha 10.000 TL doğru hesaplıyor. Şuradaki satırı TL'ye çevirmiyor arkadaşlar. Orada gözüken TL'ye çevirmemesi. Onu da şöyle yapacağız. Şu en sondaki para birimi şeklinde dönüştürdüğümüz şu 3 satırı buraya yazmayalım. Bunu buradan keselim arkadaşlar. Şuraya yapıştıralım. Şuraya. Aynen. Şu sheets buraya yapıştıralım. Şimdi bir deneyelim bakalım fatura ekranında onları para birimi olarak gösteriyor mu? İsterseniz alış faturası da yapabiliriz. Sorun o, çünkü o sorun ikisinde de düzeldi arkadaşlar. Mesela alış faturası yapıyorum şu anda. Örneğin Sascom bilgisayardan alalım. Bilgisayar alalım. 2500 geldi alış fiyatı. Bir adet diyorum. 2950 lira tuttu KDV'si ile beraber. Ve şurada gördüğünüz şurayı da TL yaptı dikkat ederseniz. Yazıcı da yine bir adet diyelim. Gördüğünüz gibi 5600'dü bu da. 5600 2500 daha ya da şöyle yapayım. Ya seçili satırları sileyim. KDV'siz gireyim. En iyisi doğru hesapladığını görelim. Yine bilgisayar KDV 0 1 adet diyelim. 2500 geldi. Tekrar yazıcıyı seçiyoruz. KDV 0 1 adet. Toplam ne kadar etti arkadaşlar? 8100. 5600 2500 daha 8100 ve doğru hesaplıyor gördüğünüz gibi. Bu sorunumuzu da bu şekilde çözdük. Kaydet dediğim zaman da hemen carilere bakalım. Sascom bilgisayara 2500 yansıtmış. Bak şu yansıtmada da bir problem var. Şuna bir bakalım tekrar. Aslında şöyle sıfırdan yaparsak en azından nereleri doğru yapmış bir görebiliriz. Belki alacaklı yapmıştık belki. Şimdi ben faturaların hepsini siliyorum arkadaşlar. Doğru gittiğimizden emin olmak istiyorum. Şu tüm fatura hareketlerimizi de siliyorum. Tamam. Şu anda carilerimiz burada. Borçlu alacaklar burada. Hemen başlayalım. Önce bir alış faturası yapayım. Kimden alalım? Güneş bilgisayardan alalım. Ne alalım? Bilgisayar alalım. Tabi biraz sonra da bunları stoğa ekleme. Mesela bilgisayar alıyoruz. 2 adet bilgisayar alacağız. 2 adeti de stoğa eklettirmemiz lazım. Yine KDV'siz alayım. Hesabı doğru yaptığından emin olmak istiyorum. 5000 lira. 2 adet 5000 lira doğru. Bir de yazıcı alalım. 1 adet. Gördüğünüz gibi 10.600. Bakalım Güneş bilgisayarı 10.600 TL alacaklı hale getirdi mi? Kaydete bastım. Fatura toplamı 5000 lira tuttu. Bunu da hatırlıyorsanız yanlış yerden bunu da çektik. Bunu da düzelteceğiz şimdi. Hemen cariye baktığım zaman haliyle 5000 lira alacaklandırdı. Doğru. Sorunumuz bu. En son faturayı kaydederken bir hata yapıyoruz. Hemen gelelim.
Niye hata yapıyoruz? Bakalım. Faturayı nereden alıyoruz? E2'den. Sheet faturalar E2. E2'yi, burada E2'yi kullanmışız arkadaşlar. Faturayı nereden alacağız şimdi? Fatura toplamını. Tutar artı KDV eksi iskonto. Tutar böyle dedik. İskonto şöyle dedik. Aslında direkt genel toplamdan alsak bu sefer olmaz mı? Yani hani biz burada tutar, iskonto falan filan bir sürü şey yazdık geçen derste. Diyorum bunların hepsini hiçbirini yazmazsak. Şunları devre dışı bırakayım. Burada direkt genel toplamdan çeksek. G toplam desek. Olmaz mı acaba? Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Benim bu tutarlarla aram pek iyi değil. Şimdi bir daha deniyorum. Hiçbir fatura bırakmadım. Dikkat edersin carileri de sildim. Şu anda 5000 lirası kalmış. Onu da temizleyeyim önce. Şunu da temizleyelim. Baştan bir yapalım. Fatura. Alış faturası ekle. Yine Güneş bilgisayarı seçtim. Bilgisayar dedim. Bir adet diyelim. 2500 lira. Yine yazıcı bir adet. Toplam 8100 kaydete bastım. 8100 lirayı doğru bir şekilde bu sefer faturaya attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cariye baktığım zaman da 8100. Şimdi bir fatura daha alacağım yine Güneş bilgisayardan. Bir alış faturası daha yapacağım. Şöyle bilgisayar diyelim. Bir adet. 8100'ün üzerine 2500 atacak. Yani 10600 yapması lazım. Fatura doğru. Şimdi cariye bakalım. 10600. Evet 10600. Alacak tamamdır arkadaşlar. Şimdi satışı da aynı şekilde deneyelim. Bu sefer satış faturasına geldim. Ahmet Demir'e satıyorum. Bir bilgisayar satacağım. Yine bir adet. Bir de yazıcı satacağım. Bir adet. Tamam. Şimdi 10.000 TL tutuyor. Bakalım Ahmet Demir'i 10.000 TL borçlandıracak mı? Hemen fatura toplamımız. 2800. Burada yanlış yaptı. Satış faturasında yanlış yaptı. Cari fatura, cariyi de tabii yanlış yazdı arkadaşlar. Şimdi hemen buna bakalım. Neden yaptı böyle? Alış faturası olduğu zaman hata verdi. Şöyle ne yaptı? Cari alacaklandır. Alış faturası kaydet. Şu cari alacaklandır da cari borçlandır olması lazım. Satış faturasında az önceki işlemin aynısını burada da yaparız arkadaşlar. Hatırlıyorsanız az önce biz alış faturasında şu 3 satırı iptal edip bunu genel toplamdan çağırdık. Düzeldi alış faturası. Aynısını satışta da yapacağız. Yine şu 3'ünü iptal ediyoruz. Şurayı G toplamdan alıyoruz. G toplam ve düzelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şuradaki tutar, KDV, iskonto değişkenlerine ihtiyacımız yok. Bunları silelim. Şu değişkenleri de buradan kaldıralım. KDV iskonto tutarı da burada ihtiyacımız yok. Aynısı satış faturasında da ihtiyacımız yok. Bunları siliyoruz.
Tek sorunumuz buydu. Şimdi ben bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Fatura hareketlerine gidip o Ahmet Demir'in iki faturasını siliyorum. Faturalara geldim. Ahmet Demir'in faturasını, o iki hareketiydi. Bu faturanın kendisini de sildim. Cariden Ahmet'in borcunu sildim. Şimdi bir daha deneyeceğim. Bakalım Ahmet'i doğru şekilde borçlandırıyor mu? Faturaya geldim. Satış faturası dedim. Ekle. Kime satıyorum? Ahmet Demir'e satıyorum. Ne satıyorum? Bilgisayar satacağım. ADV'sini hesaplatma diyorum. Bir adet 2800. Bir de yazıcı diyeceğim. Bir adet toplam 10 bin lira. Kaydete bastım. Gördüğünüz gibi fatura 10 bin TL tuttu arkadaşlar. Şimdi buradan cariye baktığım zaman Ahmet'i de 10 bin TL borçlandırmış gördüğünüz gibi. Bir fatura daha satacağım Ahmet'e. Bir bilgisayar daha satayım. Bakalım onu da ekleyecek mi onun borcuna. Yine Ahmet Demir'i seçtim. Bilgisayar diyorum. ADV'si bu sefer olsun isterseniz. Bir adet hatta iskontosu olsun. Toplam 2744, 10 bin, 12.744 olması lazım borcu. Hemen cariye bakıyorum. 12.744, 12.744 TL burada borçlandırmış. Şimdi burada arkadaşlar faturanın tam anlam kazanması için stoğa da aldığımız ve sattığımız malzemeleri ekletmemiz lazım. Şimdi ben burada alış faturası bir malzeme aldığım zaman gelecek buradaki miktarına o aldığım kadar ekleyecek. Sattığım zaman da miktarı kadar düşürmesi lazım. Bu derste bunu yapacağız. Bu da tabii ki devamı olacak. Evet, şimdi hemen oraya bakalım. Şimdi faturanın içerisine girdim. Şuradaki kaydete basıyorum. Kaydetme işlemi biterken şu en sonda da yazabiliriz. Şurada fatura kaydedildiğinden önce ya da şu cari alacaklandırdan altına. Şimdi cari alacaklandırdığına göre stok artıracak. Stok arttır diyeceğiz. Stok arttır. Bunu bir de satış faturasında ise stok azalt diyeceğiz arkadaşlar. Şurada. Stok azalt. Tamam. Şimdi bu iki prosedürü yaparsak doğru bir şekilde o zaman stoklarımızı da eklemiş olacağız veya düşürmüş olacağız. Şimdi öncelikle ben bir fatura açacağım ve faturayı iptal edeceğim. Bakın bir alış faturası ya da evet alış faturası olsun. Şimdi Güneş bilgisayardan bilgisayar alıyorum 2 adet. Bir de yazıcı alıyorum 2 adet. Ben kapat deyip kaydetmeden buradan çıkıyorum ki şu tempe bakalım beraber. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu geçici sayfaya ne yazmış? Bakın Lexmark'ı yazmış ve kodunu burada görüyorsunuz. Bilgisayarın da kodunu burada 14'e 10. Şimdi gideceğiz. Stoklarda 14 ve 10'u bulacağız. Ve şuradaki miktar kadar düşüreceğiz. Durum bu. İşte bunu yaparsak olay bitecek. Bir döngüyle yapabiliriz. Gideceğiz. Buradan bulacağız. Bulduktan sonra düşüreceğiz. Arkadaşlar bir senenizi alayım. Hani video uzamasın diye ben hemen hızlı bir şekilde buradan yapayım. Video gereksiz uzamasın. Sonra beraber devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi video uzamasın diye şöyle yazdım. Bakın arkadaşlar. Stok arttıra ne yazdım? Dim Y, T diye iki değişken tanımladım. Integer tipinde X, Z, long tipinde değişken ST, worksheet fatura TMP worksheet dedim. Y'yi fatura TMP'deki satır sayısını buradan aldım. Fatura TMP'de kaç tane satır var onu öğrendim. Stoklarda da kaç stoğum olduğunu burada Z'den aldım. Sonra ST'yi stoklardan
ST'ye aktardım. Yani sheet stocklar demek yerine artık ST onu temsilen değişken tanımladım. Yani buraya ST olarak bunu temsil edecek. FTMPDES fatura tem iki tane iç içe döngü tanımladım. Forex 2'den Z'ye kadar, Forte'de 2'den Y'ye kadar dedim. Eğer stoktaki A'nın X'inin değeri fatura temdeki F'teki değere eşitse, yani fatura temde F'te ne var arkadaşlar, gördüğünüz gibi stok kodu var. Buna eşit ise stoktaki HX'in değeri eşittir. Yine stoktaki HX'in değeri artı faturadaki K'nin değeri. Yani ben tabii stoklarda da şu vardı, mevcut vardı. Ben bunu giren, çıkan ve mevcut yaptım. Şuradaki H'ın değerine fatura TMP'deki miktarı, şu K'yı ekledim. K'yı ekledim arkadaşlar. Sonra stoktaki J'nin değerine de H'taki değerden I'yı çıkardım. Yani stoklardaki şu H'ın mevcudu J'nin değerinde ne dedim? H eksi I. Aynen öyle, dikkat ederseniz. Bakın şurada H eksi I, yani giren eksi çıkan dedim. Dolayısıyla J'yi o şekilde buldum yani. Stoktaki J sütunu mevcut olandır. Girenden çıkanı çıkardım. Ve bu şekilde stok azalta da yine aynı şeyi, aynı kodları kopyalayıp yapıştırdım. Sadece bu sefer I'yı bulmaya çalışıyorum. I nedir arkadaşlar? Stoklardaki çıkandır. Stok azalta da çıkanı buluyorum. Yine çıkana faturadaki miktarı ekliyorum. Yine J'ye de aynı şekilde giren eksi çıkan dedim. Ve bu şekilde stok azalt ve stok artır diye iki prosedür yazdım. Stok artırı, bakın dikkat ederseniz alış faturasında stok artır dedim. Bakın şurada stok artır prosedürünü ekledim. Satış faturasına ise, bakın şurada satış faturası satış faturasının içine de stok azalt prosedürünü ekledim. Şimdi ben tabii şöyle iki tane bir de örnek yaptım aynı zamanda. Şöyle deneyelim isterseniz. Şimdi gelelim. Şu anda stokta hiçbir şey yok. Burada stoklarımızı görebiliyor muyuz? Şurayı da biraz düzenleyelim isterseniz. Stokta giren çıkan ve mevcut da gözüksün. Onu da ayarlayalım. Hemen stok listesine geliyorum. Şunu biraz daha uzatmamız lazım çünkü sığmıyor. Şöyle uzattık. Şurayı şöyle genişletelim. Şuraya aldım. Bunlar da aynı şekilde. Evet. Şimdi bunun içine kolon sayısına iki tane daha eklediğim için kolon sayısı 10 dedim. Şuraya da virgül 80 virgül 80 diyorum. İki tane sütun daha eklediğim için. Bir de H'a kadar değil J'ye kadar alıyoruz bu sefer. J sütununa göre kadar arkadaşlar. Tamam. Evet, durum bu. Stok listemiz de tamam. Şimdi bir daha çalıştıralım. Bakın stoklara baktığımız zaman evet giren çıkan mevcut da burada gözüküyor. Şimdi hemen bir alış faturası yapacağım. Kimden alalım? Mesela Sabah Market'ten bilgisayar alalım. Kaç adet? 7 adet alalım ve kaydedelim. Şimdi hemen stok listesine bakıyorum. Dikkat ederseniz bilgisayar giren 7, mevcut 7. Şimdi iki tanesini satalım. Buradan satış faturasına geldim. Kayıt yapıyorum mu? Yapıyorum. Satış faturasını ekle dedim. Kime satıyorum? Yeni bir müşteri tanımlayayım isterseniz. Mehmet Aslan diyelim. Kaydettik Mehmet Aslan'ı. Şimdi Mehmet Aslan'a satıyorum. Ne satıyorum? Bilgisayar satalım 2 adet. Ve kaydete basıyorum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar stokta bakın giren 7, çıkan 2, mevcut 5. Ve Mehmet Aslan'a baktığım zaman da Mehmet Aslan'ın da borçlu olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadar.
Kodları detaylı gördünüz mü bilmiyorum. Hani ben video uzamasın diye kodları kendim yazıp ondan sonra da videoyu başlattım. Hemen tekrar kodları size göstereyim. Stok arttır ve azalt. Nerede? Şurada. Şöyle rahat görmeniz için de. Şimdi arkadaşlar siz bunu yazacaksınız. Yani videoya bakarak yazdınız. Ondan sonra gerekirse silip kendi başınıza yazmanız lazım. Burada iki tane iç içe döngü var. Geliyorum burada stoğa geliyorum. Nerede stok? Döngüde stoğa geliyorum. Stoktaki şu kodu seçiyorum. Sonra geliyorum bunu fatura temp'te. Tabii daha önceki işlem varsa yani fatura işlendiği zaman buraya da bazı değerler geliyor. Buradakileri karşılaştırıyorum. Birbirine eşit olarak gördüğüm zaman gidiyorum stoktaki giren kısmına faturadaki miktarı ekliyorum. Sonra mevcut içinde diyorum ki giren eksi, bak burası giren eksi çıkan. Bu şekilde stoğumu artırıyorum. Azalta da yine aynı şekilde. Yine burada stok sayfasındaki A'nın X'ine bakıyorum. Fatura temp'teki F'sutundaki kod birbirine eşleşiyorsa geliyorum burada stoktaki o mevcut ürüne miktarına ekliyorum faturadaki miktarı kadar. Bu şekilde stoklarımızı azaltıp artırıyor. Şimdi buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Stok tanımlamamızı yaptık. Cari tanımlama, burada carimizi ekliyoruz. Ondan sonra güncelleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Faturadan alış faturası yapıyoruz, satış faturalarımızı yapabiliyoruz. İncele kısmı kaldı, onu yapmadık daha. Stoktan düşürüyoruz, carimizi borçlandırıyoruz. Buraya kadar geldik hayırlısıyla. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum.